Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Hayırlı geceler. Geceniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. Şu manzara buradan bu kadar güzel göründüğü gibi Mele-i Ala'nın hassiz sakinleri yani semavat ehli, melekler, ruhaniler hepsi bu manzarayı görüp alkışlıyorlar hep beşer insanlık beş para etmez meselelerin etrafında yığın yığın toplanıp da kendini harcayacak değil ya hakikati anlayanlar insanlığın sırrını çözenler ve ilahi çağrıya kulak verenler de var ve elhamdülillah bu manzara bu güzelliği apaçık ortaya koyan haşmetli bir manzara Şehrin her tarafından insanlar genç, ihtiyar koşuşup gelip böyle bir güzelliğin, böyle bir nurun etrafında toplanıp kalpler, ruhlar dergahı ilahiye dönmüş. Ya Rabbi biz ahir zamanın çaresiz ümmetiyiz. Kur'an'ından bizi kurtaracak bir el uzat. Kur'an'ından bizim kalbimizin, ruhumuzun gıdası olacak manevi lezzetleri gıdaları, manevi nimetlerini gönder diye şu içtima beraberce yapılmış külli bir dua, beraberce yapılmış kutsi bir duadır. Cenab-ı Hak inşallah içimizdeki samimi insanların hatırına, masumların, belki beli bükülmüş ihtiyarların hatırına, inşallah Kur'an'ının semasından ihtiyacımız olan manaları indirir, ikram eder, ihsan eder. Beraber imanımızı kurtarırız inşallah. Ne yazık ki toplum insanlık adeta dibi gördü. Dünyanın en medeni zannedilen devletleri, milletleri bir araya gelip bebeklerin, masum insanların kanlarına susamış vampirler gibi insanlığın yüzünü ve astarını yırttılar. Ve herkes, tüm beşeriyet bu manzaradan iğrendi tiksindi. Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi her millet bu çirkin manzaradan iğrendi, tiksindi ve şu nefis ve şeytanın arzuları üzerine kurulmuş ve beşerin nefsi emmaresi hükmünde olan zahiren parlak, manen karanlık ve çirkin, zahiren cazibedar fakat İçi vahşet dolu şu medeniyetin adeta içindeki bütün vahşet dışarı döküldü. İçinde ne varsa kusu ve hakiki yüzünü ortaya çıkardı. Ve insanlık adeta dibe vurmuş olmanın ızdırabıyla inim inim inliyor. Ehli iman Müslümanlar da İslamiyet'ten uzaklaştığı nispette insanlıktan uzaklaştılar. Çünkü neydi? Hakiki insaniyet ancak ve ancak İslamiyetti. İslam insaniyet ancak İslamiyetle mümkündü. Ancak insanın ruhundaki insaniyetin çekirdekleri İslamiyet toprağında imanın ziyasıyla ubudiyetin kulluğun suyuyla neşvinema bulurdu. Fakat ne yazık ki bırakın dünyayı Müslüman aleminin hali hazır vaziyeti insanlıktan ne kadar uzak ve ne kadar perişan bir manzara olduğunu her geçen gün görüyoruz. Öyleyse nedir bu hal? Bir Müslüman bu kadar vahşete düşebilir mi? Her gün memleketimizde toplumsal yıkılışı gözümüzde seyrediyoruz. Cinnetler, cinayetler ya bir de Müslüman memleketinde Müslüman isimleri taşıyan ve Müslüman bir aileden gelen evlatların yaptıkları vahşetler tüyler ürpertici. Nasıl olur böyle bir şey? Bir Müslüman böyle bir hale düşebilir mi? Nedir bunun sebebi? Nasıl bu çukurdan çıkacağız? Nasıl bu vahşetten kurtulacağız? İnsaniyetimizi nasıl bu erozyondan, bu yıkılıştan kurtaracağız? Bu bugün, bu akşam bunların inşallah böyle hem derdimizi hem de o derdin dermanını ortaya dökecek. Bütün bu vahşetin, süfliyatın adeta insanlıktan çıkmış halin sebebi nedir? Nasıl biz bu dehşetli, vahşetli vaziyetten paçayı kurtaracağız. Bütün bunları anlatan çok müthiş bir örnek var. Çok güzel bir temsil var. İnsanı hakiki insan yapan değerlerden bahsedecek. 24. söz 4. meyve. Ey nefis ehli dünyaya hususan ehli sefate hususan ehli küfre bakıp turi zinet ve aldatıcı gayri meşru lezzetlerine aldanıp taklit etme. Çünkü sen onları taklit etsen onlar gibi olamazsın. Pek çok sukut edeceksin. Hayvan dahi olamazsın. Çünkü senin başındaki akıl meşum bir alet olur. Senin başını daima döyecektir. İlk defa anarşi tabiri Müslümanlar için kullanılmış, Müslümanlar içinde çıkmış. Neden böyle olmuş? Niye böyle olur ki anarşi? Neden biliyor musunuz? Bunu başka yerde anlatıyor. Diyor ki, ala bir şey, kıymetli bir şey bozulduğu zaman kıymetsiz bir şeyin bozulması gibi olmaz. Mesela süt, yoğurt bozulsa yenir. Peynir yaparlar, çökerek yaparlar bizim memlekette. Fakat sütten daha kıymetli olan tereyağı bozulduğu zaman zehir olur, daha yenmez. Şimdi aynı onun gibi gayrimüslim birisinin bozulması zaten bozuk. Daha ne, bozu, ne kadar bozulabilir ki? Bozulma sınırı var. Mesela diyelim alkole alışıyor, sosyal içici diyorlar. Bilmem ömür boyu adam belli bir oranda içebiliyor, şöyle böyle falan. Ama ehli iman birisi bozulduğu zaman Allah muhafaza değil mi? İnsanlıktan çıkıyor ya. Niye böyle ki? Hani binanın birinci katından düşen adamın kolu bacağı kırılır. Ama otuzuncu kattan düştüyse tanınmaz hale gelir ya. Tanıyamazsınız bu kim diye. Şimdi ha demek ki İslamiyet'ten düşen, imandan düşen bir insan tanınmaz bir hale geliyor. Normal dışarıdaki ehli dünya gibi veya Hristiyanlar veya Yahudiler veya başka bir herhangi bir millet gibi olmuyor. İslam'dan çıktı mı Allah muhafaza o yüzden ne diyor biliyor musunuz? İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Küfür insanı gayet aciz bir canavar, hayvan eder diyor. Allah Allah. Öyleyse Müslümandaki bozuluşun arkasından neden vahşet gelir? Niye saldırgan olur ki? Neden biliyor musunuz? Çünkü İslamiyetin değil mi doldurduğu boşluğu hiçbir şeyle dolduramaz. Ve tatminsizlik ruhta saldırganlığa ve vahşete dönüşür. Tatminsizlik duygusu insanı saldırganlığa vahşete sevk eder. Çünkü ruhun sıkıntısı ya sefate veya da sadistik dedikleri Kırmak, vurmak, dökmekle kendini uyuşturup avutmaya sevk eder. Ha. Şimdi bir çocuğun böyle saldırganlığı, vahşeti, ağlayıp sağa sola saldırması bazen ya uykusuzluktandır ya da açlıktandır değil mi? Bir bakıyorsunuz ağlayıp duruyor. Ne diyorsunuz? Bunun uykusu geldi. Veya açken sağa solu dağıtıyor, kırıyor, döküyor, bağırıyor, çağırıyor, Karnı doyunca bir anda bakıyorsunuz Allah Allah yüzü gülmeye başlıyor. Aynı vaziyet. O yüzden diyor ki kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden ortaya çıkan sıkıntılarla meyhanelere diyor. Mecbur ya kendini doyuracak, tatmin edecek veyahut uyuşturacak. ikinci üçüncü bir yolu yok. Buradaki hitap doğrudan doğruya bize. Ehli iman nasıl böyle bir vahşete düşer? Ehli iman Müslüman memleketinde böyle işler olamaz. Nasıl olur böyle bir şey ya? Kasap gibi her tarafı kessin doğrasın. Bilmem. Değil mi? Öyle olaylar, öyle hadiseler duyuyoruz ki bırakın Müslümanlığı insanlığa sığmaz. Hani Mehmet Akif'in bir ifadesi var. Nerede kaldı Müslümanlık? bizden geçmiş insanlık bile diyor. Şimdi hakikaten nasıl insanlıktan çıktık biz? Nasıl böyle bir millet haline geldik? Malı, mülkü kapıda bırakan, dükkanlarının kapısı olmayan, herkesin namusunu birbirine emanet ettiği ve dünyada cennet hayatının yaşandığı bir milletten, bir memleketten, değil mi? Tüm dünyaya bin yıla yakın insanlık dersi veren bir ecdattan nasıl oldu da böyle evlatlar dünyaya geldi? Ne yaptık biz? Nerede hata yaptık? Neyi kaybettik? Neyi kaybedince bu hale geldik? Şimdi ondan bahsedecek. Ey nefis ehli dünyaya, hususan ehli sefate, hususan ehli küfre bakıp, Suri zinet ve aldatıcı gayrimeşru lezzetlerine aldanıp taklit etme. Müslüman olarak en çok kaybettiğimiz nokta bu değil mi? Onların yaşantılarının cazibesi bizi alıp götürmüyor mu? Onların dışarıdan görünen, nefsi okşayan, nefse cazip gelen, değil mi? Suri dediğimiz dış görünüşteki süslü, şatafatlı, cazibeli halleri ağzımızın suyunu akıtıp da kendilerine bizi cezbetmiyor mu? Onlara benze işimizin arkasında yatan sebep bu değil mi? Ha, tekrar okuyorum cümleyi. Ey nefis! Ehli dünyaya, hususan ehli sefate, yani nefsinin peşinde koşan, günahtan günaha koşan, ehli sefate, hususan ehli küfre bakıp, huri zinet ve aldatıcı gayrimeşru lezzetlerine aldanıp taklit etme. Çünkü sen onları taklit etsen onlar gibi olamazsın. Niye ki? Ben de onlar gibi yaşayamaz mıyım? Her türlü imkanım var. Hayır. Sen onları taklit etsen onlar gibi olamazsın. Pek çok sukut edeceksin. Onlardan çok çok daha aşağı mertebeye dibe vurursun. Dedik yani birinci kattan düşen kolu bacağı kırılır ama 30. kattan düşenin değil mi? Parçasını bulamazsınız ya. Yerden asfalttan kazırsınız. Tanınmaz hale gelir. Müslüman düştü mü? Müslüman değil mi? İman zincirinin, nübüvvet zincirinin bağından kurtuldu mu Allah muhafaza? Hangi sahile vuracağı belli olmaz. Hayvan dahi olamazsın. Ya bırak onları hayvandan da aşağı düşüyormuş. Çünkü senin başındaki akıl meş'um bir alet olur. Senin başını daima dövecektir. Ya. Yani sen bu vaziyette akıl, bu akıl bu baştayken Allah yokmuş, ahiret yokmuş, ölüm yokmuş gibi bu hayattan lezzet alma ihtimalin yok. Bir milyon sene ömrün olsa, ve krallar gibi yaşasan 1 milyon sene ya biter mi? Bin sene değil bak 10 binde değil 100 binde değil 1 milyon sene. Bu akıl varken akıl zamana takılmaz. Her şeyi neticesiyle muhakeme eder ve bütün zaman diliminin sonuna gider oturur. 1 milyon senenin son dakikasına sıkışır ya sonra öleceksin yok olacaksın ve bir milyon sana sene, sene sana ölümün yok olmanın idamın acısını haykırır ve bir milyon seneyi sana zehir eder. Öyleyse ruh ebediyetten başka hiçbir şeye razı değil. Bir milyon değil, on milyon sene olsa yine razı değil. Çünkü bu akıl son dakikaya gidip devamlı akıbeti sorgular. Ya sonra? Sonra ne olacak? Ha, Öyleyse bakın diyor hayvan gibi olamazsın. Başka bir yerde diyor ki ya aklını çıkar at hayvan ol kurtul. Mümkün değil bu. Veyahut aklını imanla başına al. Ve sefahatteki günahlardaki o hayvani hayattaki lezzetten kat kat daha fazla lezzetin iman ve ibadet dairesinde olduğunu gör. Şimdi ehli imanın nasıl böyle vahşete, nasıl insanlıktan çıkar bir hale girdiğini, bu işin nasıl olduğunu ve bu halden memleketin, milletin, şu vatan evlatlarının nasıl kurtulacağını anlatacak bir örnek var. Müthiş bir örnek. Bu örnek adeta böyle şifreli kapıları açan bir anahtar gibi, manaları açan müthiş bir örnek. Hep beraber inşallah Rabbim istifade ettirsin. Matematikte formüller var. Formülü biliyorsanız o konuyla ilgili bütün soruları o formülle ne yaparsınız? Çözersiniz. Ama formülü bilmiyorsanız kaç tane yöntem bilirseniz bilin formülü bulamadıktan sonra o problemleri çözemezsiniz. Şimdi bu örnek, bu temsil adeta o formül gibi. Toplumun içindeki dehşetli çıkmazı formüle eden, nedenlerini, sebeplerini ortaya koyup da kurtuluş çarelerini anlatan bir örnek bu. Bakın ne diyor. Mesela nasıl ki bir saray bulunsa Büyük bir dairesinde büyük bir elektrik lambası bulunur. Herkes şöyle bir saray hayal etsin. Sarayın diyelim ki mesela 100 tane odası var. 100 tane odacıkların ortasında da büyükçe bir salon var. Tam böyle girişte diyor ki orada da büyük bir elektrik lambası var. Muhteşem bir avize var. O elektrikten teşahub etmiş ve onunla bağlı küçük küçük elektrikler küçük menzillere taksim edilmiş. Yani bu sarayın bir özelliği var. Büyük avize var ya salondaki, merkezdeki. Diğer odaların tamamına elektrik oradan dağılıyor. Işık oradan gidiyor. Hepsinin elektriği nereye bağlı? O büyük avizeye bağlı. Şimdi birisi o büyük elektrik lambasının düğmesini çevirip ziyayı kapatsa, o büyük avizeyi söndürdü, şarteli indirdi. Bütün menziller derin bir karanlık içine bir vahşete düşer. Bir lambayı söndürdü. O büyük elektrik lambasını, büyük avizeyi söndürdüğü anda Diğer bütün odaların tamamı ne oldu? Zifiri karanlığa düştü mü? Şimdi bu sarayı Topkapı Sarayı olarak düşünün. Osmanlı zamanında Topkapı Sarayı'nın bütün odalarında devletin ayrı ayrı işleri görülüyor değil mi? Bir odada mülkiye var, mülki işler görülüyor. Bir odada adliye var, bir odada diyelim ki ekonomi görüşülüyor. Bir odada askeriye görüşülüyor. Bütün odaların her birinde ayrı ayrı işler yapılıyor. Bu büyük avizede hilamba söndürülünce bütün odalar birden zifiri karanlığa düştü mü? Dolayısıyla bütün işler durdu. Yani odalardaki bütün faaliyetler bir anda durdu mu? Şimdi nereye getirecek bunu? Bakın konumuzla ne alakası var bunun? Ve başka sarayda, şimdi ikinci bir saray düşünüyoruz. Büyük elektrik lambasıyla merbut olmayan, bağlı olmayan küçük küçük elektrik lambaları her menzilde bulunuyor. İkinci bir sarayda da odalardaki lambalar büyük avizeye bağlı değil. O saray sahibi Büyük elektrik lambasının düğmesini çevirerek kapatsa sair menzillerde ışıklar kalabilir. Onunla işini görebilirler. Hırsızlar istifade edemezler. Öyleyse birinci sarayda ne yapıyordu? Karanlıktan istifade hırsızlar bütün odaları yağmalıyorlardı. Bu temsil anladık mı? İki saray vardı. Birincisinde bütün odaların lambası Ahmet Hocam büyük avizeye bağlıydı. Büyük avizeden lamba yandığı zaman elektrikler bütün odalara dağılıp aynı zamanda odacıkların hepsini aydınlatıyordu. Oralardaki çalışanlar işlerini görüyorlardı. Aynı zamanda da hırsızlar istifade edemiyorlardı. Ama ikinci değil mi lambayı söndürdüğünüz andan itibaren bütün saray zifir karanlığa büründü. Bütün odalardaki işler durdu ve hırsızlar odaları yağmalamaya başladılar. Kapısını, penceresine kadar hepsini söktüler. Saray olmaktan çıktı bir harabeye döndü. Tahtasını, çivisini bile bırakmadılar. Allah Allah. İkinci sarayda nasıldı? Bütün odacıklarda ışıklar vardı ve bunlar büyük avizeye bağlı değildi. Ha. Büyük avizeyi kapatsan da diğer odacıklarda lambalar, ışıklar kalabilir. Oralardakiler işlerini görebilirler. Hırsızlar da ne yapamaz? Sarayı soyup çalan edemezler. İşte ey nefsim, şimdi asıl hakikate geldi. Birinci saray bir Müslümandır. Allah Allah, birinci saray Müslümansa, birinci sarayda ne vardı? Bir sürü odacıklar vardı. Bir de ne vardı? Büyük oda vardı değil mi? Salon. Büyük salonda büyük bir elektrik lambası vardı. Diğer bütün odalardaki elektriklerin tamamı da nereye bağlıydı? ona bağlıydı. Birinci saray bir Müslümandır. Diyor ki, o zaman büyük oda nedir? Diğer odalar nedir? O büyük lamba nedir? Büyük lambanın söndürülmesiyle bütün odaların zifiri karanlığa bürünmesi nedir? Bütün odalarda çalışanların tamamının işlerini göremeyip de hepsinin birden durması nedir? Hırsızların yağmalaması nedir? Birinci saray bir Müslümandır. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam onun kalbinde o büyük elektrik lambasıdır. Büyük elektrik lambası nerede? Kalbinde. Öyleyse büyük oda nedir? kalp. Büyük oda kalp ise diğer odacıklar nedir? Bakın büyük oda kalp ise insanda manevi latifelerin sultanı, en büyüğü nedir? Kalptir. Diğer odacıklar da neymiş biliyor musunuz? Kalbe bağlı olarak çalışan, insanı insan yapan latifeler. Duygularmış. Mesela vicdan. Mesela şefkat duygusu. Adalet duygusu. diğer gamlık duygusu. Bak bütün insanı insan yapan her bir duygunun bir odacığı var ruhumuzda. Bir latife var. Şimdi bir yerde diyor ki, kalp deyince aklımıza ne geliyor? Bildiğimiz kalp değil mi? Kalp damar cerrahi var. Kardiyoloji uzmanları var, kalp üzerine çalışıyorlar. O kalbi açıp içinde iman olup olmadığına bakıyorlar. Kalpten maksat diyor ki çam kozalağı gibi bir et parçası değil. Kalp dediğimiz buradaki et parçası değil. Kalp latife-i rabbaniye. Şimdi insanı niye kalp denmiş o latifeye, o duyguya? İnsanın vücudunda bu kalp hangi görevi görüyorsa İnsanın manevi vücudunda da manevi kalp dediğimiz duygu Latife-i Rabbaniye aynı vazifeyi görüyor. Şimdi insanın böbreğini alıyorlar. Böbreksiz de yaşıyor mu? Yaşıyor değil mi? Dalağını alıyorlar. Dalaksız da yaşıyor. Ciğerini alıyorlar. Ciğersiz yaşıyor. Bir şekilde yaşıyor. Makineye bağlıyorlar. Yine yaşıyor. Ama kalbini aldıkları zaman yaşama ihtimali yok. Çünkü bütün Diğer organların tamamı kalpten pompalanan kan ile besleniyor, doğru mu? Ne ile besleniyor diğer organların tamamı? Kalpten pompalanan kanla besleniyor. Ve o kan diğer bütün organlara hayat veriyor, doğru mu? Kalp o zaman ne pompalıyor? Hayat pompalıyor. Bu nokta çok önemli. İnsanın maddi kalbi maddi organlara hayat pompaladığı gibi manevi kalbi de manevi organlara, manevi duygulara hayat pompalıyormuş. Şimdi manevi kalpteki iman zayıflayınca adamın adalet duygusu zayıflıyor mu? Başlıyor zulme. Şefkat duygusu zayıflıyor mu? Merhamet duygusu, diğer gamlık duygusu, bir sürü bak insani özellikler azalıyor. Neden? Çünkü artık kalp kan pompalayamayınca göz zayıf görmeye başlıyor. Dil bütün duygular özelliklerini yavaş yavaş yitiriyor. Kalp ne zaman kan pompalamaya devam etti? Ne zaman hakkıyla kan pompaladı? Bütün duygular canlanı veriyor. Doğru mu? İşte manevi kalp insanın manevi duygularına, organlarına iman pompaladığı nispette o manevi duygular canlanı veriyor. Bugün burada yaşadık. Adam yıllarca külhanbeylik yapmış, gangasterlik yapmış, her türlü ortamda bulunmuş. Bir vesileyle vücudunun her tarafı kurşun yarası. Böyle birisi geldi buraya. Bir vesileyle Cenab-ı Hak onu getirdi buraya. Bir abimizin eski arkadaşıymış. Geldi, sohbeti dinledi gitti. Geldi, gitti, geldi, gitti. Bu geliş gidişler kalp masajı. Neyse, bir gün baktım sohbetin ortasında hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Abi hayırdır ne oldu? Ah hocam dedi, ah. Canına kıydığım gencecik insanlar dedi aklıma geliyor. Kahroluyorum dedi. Eskiden de kahroluyor muydun dedim. Ne demek dedi ya. Ne, ne münasebet yani hiç kesinlikle. Ben dedi gözü kara bir. Ne oldu sana? Bilmiyorum ne oldu. Şimdi bak kalp yavaş yavaş çalışmaya başlayınca ne oldu? Bütün şefkat, merhamet, adalet duyguları canlanmaya başladı. Vefa duygusu. Ya bir tanesi sohbetlerden sonra ya hocam dedi ya. Bu Allah'a ne yapabiliriz dedi ya. Hani bir şey yapalım. Hani altında kalmayalım bunca nimet. <laughs> hani biz de onun için bir şey yapalım falan. Adam bak birden o nimetlerin farkına varınca Allah için bir şeyler yapmaya çalışıyor ya. Kimse ona namaz kılı, abdest al demedi. Ama ruhu canlandı. Ruhtaki latifeler uyandı. Neden? Çünkü artık kalp çalışmaya başladı ve kalp diğer bütün duygulara, latifelere ne pompalıyor? iman pompalıyor. Şimdi tekrar okuyorum. İki tane saray vardı unutmayalım. Birinci sarayın özelliği neydi? Diğer 100 tane odanın hepsi büyük odadaki avizeye bağlı olarak aydınlanıyordu. İkinci sarayda ise odacıklardaki lambalar büyük avizeye bağlı değildi. Şimdi neymiş bakın? O büyük oda neydi? Kalp. Diğer odacıklar da Vicdan, merhamet, diğer gamlık, adalet. Bütün insandaki kalbe bağlı olarak çalışan diğer bütün latifeler, diğer bütün duygular. Şimdi diyor ki, birinci saray bir Müslümandır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, onun kalbinde o büyük elektrik lambasıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın insanın kalbine koyduğu şey nedir? İmandır iman. İman bakın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan geldi bize. İmanı biz ondan öğrendik. Allah'ı ondan tanıdık. Bakın. Eğer onu unutsa el billah kalbinden onu çıkarsa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelenleri unuttu. Yani imanı kalpten çıkardın, aynı o büyük elektrik lambasının şartelini kapatmış gibi hiçbir peygamberi daha kabul edemez. Belki hiçbir kemalatın yeri ruhunda kalamaz. Kemalat dedi neydi? Şefkat, adalet, merhamet, diğergamlık, bütün bu duygular hep kemalattı. Bak ne dedi? Belki hiçbir kemalatın yeri ruhunda kalamaz. Hani büyük elektrik lambasının şartelini kapatınca odalardaki işler duruyor diye bir anda. Kalpten iman çıkınca şefkat durdu. Merhamet çalışmıyor. Vicdan durdu. Bak bütün insani duygular bir anda duru verdi. Sadece dursa bir de ne olmuştu? Hırsızlar yağmalamıştı değil mi? İnanın insanın kalbinden iman çıkınca Diğer bütün duygular yağmalanıyor. Allah Allah. Vicdan yağmalanıyor, vicdansız. Merhamet yağmalanıyor, merhametsiz. Değil mi? Adalet yağmalanıyor, adaletsiz. Namus yağmalanıyor, şeref yağmalanıyor. Bütün duygular yağmalanıyor, geriye ne kalıyor? Bütün bunlardan mahrum olan bir insanın geriye neyi kalır Allah aşkına? kapıları, pencereleri bile sökülmüş, harabeye dönmüş bir saraya benz bir harabeye benzemez. Nerede kaldı bu saray ya? Hani saray nerede? Ne oldu bu saraya? Sarayı saray yapan her şeyi yağmaladılar. Geriye geriye burada hoşaf bir şey kaldı. Geriye harabe kaldı. Yağmalanmış bir ruh. Ya Mehmet Akif'in bir ifadesi var. Diyor ki duygu yok, his yok. Taş mı kesildin diyor. Yani bütün o duygular, vicdan, merhamet, şefkat, adalet bir sürü bütün bu duygular ancak imanla mümkün. Kalbin çalışmasıyla organların hayatta kalması mümkün. Bütün o organlar tek tek ölünce geriye taş kesilen bir ceset. Kudret Hazretleri bunu ifade ederken şu tabiri kullanıyor. Meyyit-i müteharrik diyor. Yürüyen cenaze. Cenaze olmuş. Ruh bitmiş. Ha. Ya nasıl bir Müslüman böyle olur? Bir Müslüman böyle bir şey yapabilir mi? Ha. Ne Müslümanlığı? insanlık bile kalmadı. Yağmalandı. Geriye ne kaldı? sadece hazları için zevkleri için menfaatleri için yaşayan insan görünümlü canavar aciz bir hayvan kaldı. İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder diyor. Ya Şurayı tekrar okuyacağım. Birinci saray bir müslümandır. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam onun kalbinde o büyük elektrik lambasıdır. Eğer onu unutsa eliyazü billah kalbinden onu çıkarsa hiçbir peygamberi daha kabul edemez. Şimdi peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı inkar edene başka peygamberi kabul ettirebilir misin? Peygamberlerin en büyüğü, en alası, bütün peygamberlerin kemalatını ruhunda cem etmiş, en zirve şahsiyeti kabul etmeyene kimi kabul ettirebilirsin ya? Ha, bak. Belki hiçbir kemalatın yeri ruhunda kalamaz. Ne olmuştu? Saray karanlığa düşünce yağmalanmıştı ya. Ruh yağmalanması adamın malının, mülkünün yağmalanmasına benzemez. Ruhu yağmalandı mı adamlık gider. İnsanlık gider. Geriye ne gelirse gelsin. Hiçbir şey onun yerini dolduramaz. Hatta Rabbini de tanımaz. Allah Allah ya kalbinden peygamberi çıkaran hatta Rabbini de tanımaz diyor. Niye biliyor musunuz? Biz Allah'ı da kimden öğrendik? Peygamberden öğrendik ya. Şimdi bütün bu binaya gelen bir tane kablo var. O kabloyu kestiğin zaman binadaki bütün elektrik söner. Bizim de insanlık kablomuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vesilesiyledir. Ondan geldi bize bütün güzellikler. Ondan geldi insanlık. Ondan geldi şeref, namus, haysiyet, değil mi? vicdan, merhamet, adalet hepsi ondan geldi. Onsuz zamanlar, değil mi, bütün bu güzelliklerden mahrumdu. Şimdi bile onsuz yaşayanlar bütün bu güzelliklerden mahrum değil mi? Dünyaya medeniyet satan, insan haklarından bahseden, değil mi, çağdaş medeniyet seviyesinde yaşayan, dünyaya insanlık reklamı yapan o devletler, bebeklerin kanlarına susamış gibi saldırmıyorlar mı? menfaatleri mevzu bahis olduğu zaman insanlığın hem yüzünü hem aslarını yırtmadılar mı? Bütün vahşetleriyle o medeniyet perdesinin arkasından canavar bir hayvan çıkmadı mı? Hep ne diyorlardı? Ya insanın dinle ahlakın ne alakası var yani? Dinsiz de ahlaklı olabilir diyorlardı. Tarih boyunca dinsizlerin yaptığı tahribatları yan yana sıralasan dinsizlikle ahlakın aynı cümle içinde bile kullanılamayacak kadar birbirine yabani olduğu ortaya çıkar. Leninler, Stalinler, Mao'lar milyonlarca insanları yakarak, asit kuyularına atarak değil mi? Vicdansızca tüm insanlığı vahşice öldürmediler mi? Bütün bunlar ehli iman mıydı, Müslüman mıydı? Hani hep Müslümanlar şöyle Müslümanlar böyle diyorlar ya. Bir de tarihte bakın. Fatih Sultan Mehmet Hanlara bakın. Yavuz Sultan Selimlere bakın. Değil mi? Selahaddin Eyyubilere bakın. Hiçbir zaman bırakın bir insanın canını canına kıymayı karıncaya dahi kıyamayan hatta hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşanan bir hadise var duymuşsunuzdur. Ordunun geçeceği yerde bir köpek yavrularını emziriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam koskoca İslam ordusunun rotasını değiştiriyor. İnsanlığın zirvesi. Geçenlerde bahsettik. Tabi'in zamanında Yemen'den birisi çıkıp bir hadis öğrenecek. Bir hadisi şerifi devralacak, nakil alacak çıkıyor. Ta Mekke Medine'ye gelecek. Gelirken yolda bir ağacın altında oturup böyle çıkısından bir şeyler peynir zeytin artık ne varsa böyle atıştırıp sonra da yüzlerce kilometre yolu o zamanın şartlarında gidiyor. Ulaşınca bakıyor ki çıkısını açınca içinde 3-5 tane karınca kalmış. Eyvah diyor bu karıncaları buraya salsam gidecek yerleri yok. O kadar mesafeyi tekrar gidip dibinde oturduğu ağacın altına o karıncaları tekrar salıp onları yuvalarına kavuşturacak kadar ruh inceliği işte İslamiyet'in neticesi. Bu ağacın meyvesi bu. Ağacın sağlamlığı, kalitesi meyvesinden belli olur. Bunca insanlık meyveleri veren İslamiyet ağacının çürük olma ihtimali var mı Allah aşkına ya? Asr-ı saadet yaşanmış ve Değil mi ecdadımız bin yıl dünyaya barış, dünyaya adalet dağıtmış. Öyle ki dağlardaki vahşi hayvanları bile düşünecek vakıflar kurulmuş. Ya, göçmen kuşların sakat olanlarını önümüzdeki yılki kafileye hazırlayıp da tedavi etmek için vakıflar kurulmuş ya. O set başında hala Orada ismi yazılı durur. Gurab lak laklakan diye. Gurbette kalan laklak -lak, hani o göçmen kuşlar var ya onların yaralarını sarmak için yani bu nasıl bir ruhu inceliğidir nasıl bir medeniyettir arkadaş. Yük çeken hayvanların işleklerin haftada bir gün tatil günlerini kontrol eden vakıflar kurulmuş. Haftada bir gün onlara tatil var. Yük saramaz. Gelip ceza kesiyor. İnsanlığın zirveye çıktığı bir saltanat değil mi? İnsanlığın zirveye çıktığı bir medeniyet işte İslamiyet. Demek ki İslamiyet ve iman kişinin kalbinden çıkınca nasıl kalp durunca diğer organların hepsi birden ölüyordu? Manevi kalp iman pompalayamaz hale gelince insanın manevi vücudundaki değil mi? Vicdan, merhamet, şeref, haysiyet, namus diye bütün kavramların tamamı ölü veriyor. Artık ortada cesedi insan değil mi? Ruhu ne olduğu bellisiz, aciz bir canavar, hayvana inkılap etmiş bir mahluk geziyor. Yürüyen tehlike. Her an hazzı için, zevki için, nefsi için cinnet geçirip bir şeyler yapabilir. Güvenemezsin. Neyine güveneceksin arkadaş? Ya. Belki hiçbir kemalatın yeri ruhunda kalamaz. Hatta Rabbini de tanımaz. Bu cümleye dikkat edin abi. Asıl mevzu burada. Mahiyetindeki bütün menziller ve latifeler karanlığa düşer. Kalbinde müthiş bir tahribat ve vahşet oluyor. Şimdi Karanlık ne demek biliyor musunuz? Her bir latifenin karanlığı o latifedeki duyguya özeldir. Bu ne demek? Mesela adalet duygusu karardığı zaman ne olur? Zulmetmeye başlar. Şefkat duygusu karardığı zaman merhametsizlik o, mi, o, insanı istila eder. Diğer gamlık duygusu karardığı zaman bencillik duygusu o insanı istila etmeye başlar. Öyleyse her latifenin aydınlığı, o latifenin inkişafı, karanlığı da nedir? O latifeden, o duygudan, bizi insan yapan o değerlerden mahrumiyettir. Tam bir karanlık hali. Hani adam adama diyor ya bu adam çok nurlu bir adam. Çok nurani bir adam. Nurlu ne demek? Lambayı açtığıma adam herkesin suratı parlar. Parlamak değil. İşte o nur, her bir latifenin nurlanması. Her bir duygunun, bizi insan yapan bütün o duyguların canlanması. Tefkat dolu, merhamet dolu, adalet dolu, değil mi? Diğergamlık dolu, fedakarlık dolu. Şeref, namus, haysiyet, onur. Bak bütün bu duygularla dolu bir insana nurlu insan diyorlar. İşte bütün bu duyguların en zirve boyutu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bulunduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahiyeti nur. Her şeyle nur bir şahsiyeti vardı ki Cenab-ı Hak o nurani şahsiyete nurlanmış bir beden de verdi. Gölgesi olmayan değil mi? bir mahluktu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ya gölgesine bile basamazsın ya. Acaba bu tahribat ve vahşete mukabil yani ruhtaki bütün bu güzelliklerin, bu latifelerin, bu duyguların yağmalanmasına karşılık hangi şeyi kazanıp ünsiyet edebilirsin? Ya önemli değil bu kaybettiklerimize karşılık. Bazen Anadolu'dan bir Anadolu ailesinden aile terbiyesi almış, imanlı, safkan Anadolu çocuğu gelip bazen İstanbul'da, büyük şehirlerde Allah muhafaza böyle üniversite okuyacağım diye sefih bir ortama düşebiliyor. Arkadaş ortamı, üniversite ortamı şu bu derken bazen 3-5 ay sonra evine döndüğünde tanınmaz halde görüyorlar. Diyorlar ki ya buna ne oldu? Ne saygı, ne şefkat, ne hürmet, ne adalet. Değil mi? Bütün o güzellikler yağmalanmış. Geriye iki omuz bir kelle kalmış. Ben geldim. Hoş geldin. Öyle ya. Ya ben üniversiteyi bitirdim. Diplomayı aldım. Diplomayı aldın ama neleri verdin? Diplomayı kazandın ama neleri kaybettin bir bilsen. Bir milyon diplomayı üst üste koysan karşılamayacak, yerini doldurmayacak latifeleri, duyguları, insanlığını kaybetti. Hani adam demiş ya, oğlum kaymakam olmuşsun ama babasını huzuruna çağırmış da, makamına çağırmış. Getirin de babam bir görsün oğlu nasıl kaymakam olmuş diye. Babasını huzuruna çağırıyor, babası geliyor. Baba gördün mü kaymakam oldum. Oğlum diyor kaymakam olmuşsun ama insan olamamışsın. İnsan babasını huzuruna mı çağırır? Babasının yanına gider ya. Şimdi hakikaten bakın toplumdaki dejenerasyonun altında, toplumdaki sosyal çöküntünün altında yatan en büyük sebep bu. Kalp durmuş. Sen istediğin kadar diğer duyguları, diğer organları canlı tutmaya çalış. Elektrik kesilmiş. istediğin kadar lambayı tamir et. Elektrik yok arkadaş. Ya. Acaba bu tahribat ve vahşete mukabil hangi şeyi kazanıp ünsiyet edebilirsin? Hangi menfaati bulup o tahribat zararını onunla tamir edebilirsin? Halbuki ecnebiler o ikinci saraya benzerler ki o yabancılar, Hristiyanlar, şunlar bunlar o ikinci saraya benzerler ki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın nurunu kalplerinden çıkarsalar da kendilerince bazı nurlar kalabilir veya kalabilir zannederler. Adam mesela doğruluktan, dürüstlükten ayrılmıyor. Neden? Ben diyor toplum düzeni adına doğru söylemeye dikkat ediyorum diyor. Veya alkol, alkol alıyorsa bile ne diyor? Ben diyor sosyal içeceğim, kimseye zarar vermeye hakkım yok falan diye. Böyle değil mi? Dışarıdan aldığı bazı düsturlarla, kanunlarla hayatına bir düzen verebilir. Ama Allah'ın kanunlarını yıkan, Allah'ın zincirlerini kıran toplum düzeni adına doğru söyle desen ne der? Ben Allah'ın emrine uymamışım. Sen kimsin der. Toplumun düzeni ne? Veya değil mi Allah muhafaza? Ehli iman zinciri kırıp da haramların içine daldığı zaman öyle sosyal içici falan olmuyor artık. Görüyoruz değil mi ya? Hiçbir Avrupa memleketinde göremezsin böyle bir şey etrafa saldırıyor insanlar. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Sürüngenler gibi yerlerde sürünüyorlar ya. Ne oluyor? Hayırdır ya? Ha, o latife, o duygular ne yapıyor bu sefer? Tatminsiz orada tatmin olmak için saldırıyor ve orada tatmin olamayıp insanlığın yüzünü, astarını yırtıyor. İnsanlıktan çıkıyor. Onların manevi kemalatı ahlakiyelerine medar olacak. Hz. Musa ve İsa Aleyhisselam'a bir nevi imanları ve haliklerine bir çeşit itikatları kalabilir. Şimdi peygamberlerin en ulvisi, en alası, diğer bütün peygamberlerin ahlaklarını kendi ruhunda toplamış bir şahsiyet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zincirinden çıkan, ona tabi olmayı terk eden, kalbinden onun nurunu çıkaran bir insana desen ki ya gel bari İsa Aleyhisselam'ın peşinden git desen. Gel bari Musa Aleyhisselam'ı takip et desen. Gel bari Hristiyan bari ol desen. Ne der? Ya ben ben peygamberlerin en büyüğünün zincirini kırmışım. Peygamberlerin en büyüğünden değil mi? Allah muhafaza uzaklaşmışım. Diğerlerine niye? Tabi olacaksam yine kime tabi olurum? Şimdi bakın en büyük, en kıymetli değil mi? İnsanlığa en çok huzur getiren İslam dinini terk edenin başka herhangi bir dine tutunma ihtimali yoktur. O yüzden diyor ki tarih bize gösteriyor ki muhakemeyi akliyesiyle, akli muhakemesiyle bak duygular, hisler, şunlar, bunlar sivrilmek, şöhret olmak falan değil. Muhakemeyi akliyesiyle tarih bize göstermiyor ki hiçbir Müslüman başka bir dini İslamiyetten daha akli daha mantıklı daha güzel daha ahlaklı bulup da o dini İslamiyete tercih etsin tarihte hiç yaşanmamış bu taklit var onlar bahsimizden hariç adam 100 dolara Hristiyan oluyor zaten Müslüman olamamış ki yani gerçekten Müslüman olsaydı onu hiç kimse 100 dolara değil 100 milyon dolara da ne yapmazdı dinini satmazdı ama zaten İslam'dan nasip yok ortada dolanıyor onlar da 100 dolar vermişler. Adam da kaçırmamak için ne yapsın? Ekmek parası deyip değil mi? Şimdi geçen bahsettiler Almanya'da bir tane kilise aidatları 100 dolar artırmış. Hani orada bizdeki gibi camiye ver muhterem cemaat işte bu hafta para toplayacağız falan deyip de hani veren veriyor vermeyen de vermiyor ama haftaya yine geliyor adam para vermedi halde değil mi? Orada öyle yok. Orada aidat veriyor şeye, kiliseye giderken. Kilise aidatlarına 100 euro mu ne işte zam yapmışlar. Zam yapınca cemaatin %80'i kaydını sildirmiş. <laughs> Çıkıyoruz biz de o zaman. Şimdi 100 euroya değişilen bir din anlayışı var. Hani işin şu tarafı var. Hani bizde kimse 100 euroya en sefihimiz bile ne yapmaz? Ya 100 euro vereyim de şu dinden çık desen adam Çıkmaz ya. Bir sürü Avrupa'da belki binden fazla şu anda kilise cami oldu. Müslümanlar gidiyorlar kiliseleri satın alıyorlar cami yapıyorlar. Bizim burada bir camiyi birisi satın alıp kilise yapsa ne olur? Kıyamet kopar ya öyle bir şey olur mu? Şimdi aslında nedir? Bu millet cibilli Müslüman. Bu milletin damarlarında bin yıldır İslam'ın muhafızlığını yapmış bir ecdadın kanı dolanıyor. Bu millet adeta paslanmış eşsiz bir elmas ama tozlanmış, paslanmış. O tozunu bir aldık mı? Allah'ın izniyle yeniden o ruh canlanacak. Yeniden dünyada inşallah adalet dağıtan, tüm dünyaya insanlığı, tüm dünyaya İslamiyetin güzelliklerini neşreden bir millet olarak sahaya inecek. İşte şu dersler toz alma operasyonu. Hepimizin tozu alınıyor inşallah. Hepimiz o cevhere yeniden kavuşuyoruz. Osmanlı ruhu yeniden ortaya çıkıyor. İnşallah. Ey nefse emmare eğer desen son cümle bitiriyorum. Ben ecnebi değil hayvan olmak isterim. Ne diyor bakın. İnsanda böyle bir insan çıkıp da ben bu yabancılara, ecnebilere, dinsizlere, imansızlara benzemek istemiyorum. Hayvan olmak istiyorum der mi bir insan? Diliyle söylemeyebilir. Ama ne diyorlar? Düşünme yaşa. Ne demektir düşünme yaşa? Düşünmeyerek düşünmeyerek yaşayanlar nedir? Hayvan değil midir? Düşünme yaşa demek bir insana hayvan ol demek değil midir? Ha. Veya işte adam aklını uyuşturup hayatı o şekilde geçirmeye çalışıyor. Aslında nedir? Bakın, lisanı haliyle, diliyle söyleyemiyor ama haliyle, tavrıyla, istekleriyle, arzularıyla diyor ki ben hayvan olmak isterim diyor. Hayvan gibi hiç bunları düşünmeyeceğim. Hiç dini, İslamiyeti düşünmeyeceğim. Hayatımın tadını çıkaracağım. Diyor ki: "Ben ejdebi değil hayvan ol olmak isterim." Sana kaç defa söylemiştim? Hayvan gibi olamaz. Neden? Zira kafandaki akıl olduğu için o akıl geçmiş elemleri ve gelecek korkuları tokadıyla senin başına, yüzüne, gözüne çarparak dövüyor bir lezzet içinde bin elem katar. Hayvan ise elemsiz güzel bir lezzet alır, zevk eder. Öyleyse evvela aklını çıkar at, sonra hayvan ol. Hem kel en'ami belhüme dal sille -i te'dibini gör. Ayet diyor ki onlar hayvan dahi olamazlar diyor. O yüzden ya aklını çıkar at hayvan ol kurtul veyahut aklını imanla başına al imandaki, ibadetteki, kulluktaki insaniyete yakışır. O ulvi zevk, zevkleri, lezzetleri tat diyor. İnşallah. Allah hepinizden razı olsun. Hemen çay ikramımız var. Çaydan sonra da bir kısa ders daha olacak. Böyle 10 dakikalık bir layık dersi sohbeti olacak. Arkasından meyve ikramımız var. Dua edin inşallah. Hisar kapımıza da Cenab-ı Hak böyle bir bir vesileyle ikram oldu. Medine'den bir sakı, sakalı şerif geliyor. Yolda şu anda. Bugün uçağa vermişler. İnşallah daimi olarak burada duracak. Böyle ara ara ziyareti açacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vücudundan bir parçayı inşallah burada misafir etmek hepimizin büyük bir şerefi olacak. Cenab-ı Hak inşallah layık etsin bizi. El Fatiha.